İsmim Metin Zambak. İki çocuğum var. Sezen ve Damla, iki kızım var. Birini biliyorsunuz, Sezen'i 16 Eylül'de 2019 tarihinde Ege Üniversitesi'nde bir traktör çarpması sonucu kaybettik. Sezen'in aramızdan ayrılışından sonra ailemizde bugüne kadar hiç yaşamadığımız kadar büyük bir acı içerisindeyiz şu an. Hiç tatmadığımız, bilmediğimiz, daha evvel duyduğumuz, insanlardan üzüldüğümüz ama insanın kendi başına gelince çok farklı bir acı içerisindeyiz. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Sezen'in üniversitesindeki meydana gelen bu olayda hayatını kaybetmesiyle şu anda bir hukuk mücadelesinin içindeyiz. İlk duruşmamız 31 Aralık'ta yapıldı. İlk duruşmada mahkemeye gittiğimizde mahkeme heyetinin şoför hakkında tutuklama kararı vermesini çok beklemiştik biz. Ama çok açık bir şekilde sanığın yalanları, söylediği yalanlar göz ardı edildi bence mahkemede ve adamın ev hapsini 3 günlük denetimli serbestliğe, imza suretiyle denetimli serbestliğe çevirmekte sanki ödül gibi bir şey verildi kendisine. Yeniden işine dönmesine yol açıldı. Bizi yaraladı tabii bu karar. Şu anda yeniden biz Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçeyle başvurduk. Ayrıca bu şoförün ehliyetinin yetersiz olduğunu ortaya çıkardık. O traktörü kullanmaması gerekirdi. Ehliyetinde E sınıfı yazmadığı halde şoförün traktörü kullanması trafik kanunlarına göre yasak olduğu halde o traktörün üstüne çıktı ve kızımın hayatına mal oldu bu. Ayrıca üniversite yönetimini de ben bu olaydan sorumlu tutuyorum. Çünkü emniyetten aldığımız bilgiye göre biz ruhsatları da dava dosyasında traktörün ruhsatı da var, şoförün ehliyeti de var. Biz bunları sorguladık. Traktörün ruhsatında şeyi de araştırdık bu arada. 6 tonluk bir su tankeri taşıyor arkasında, çekiyor. O su tankerinin ruhsata işlenmesi gerekiyor ya da ek belgelerinde traktörün bulunması gerekiyor. Öyle bir kayıt da yok. Üniversitede bu açıdan bize göre sorumlu. Yani sorumsuz bir harekette bulunduğunu düşünüyorum ben. İhmal söz konusu. Dediğim gibi şoförün ehliyeti yetersiz. Üstelik bir de mahkemede söylemiş olduğu çok açık bir yalan var bana göre. Ben de bir sürücüyüm. Hakim şoföre sorduğunda hızın ne kadardır diye 7 kilometre 10 kilometre arası diye söylüyor ama görüntülerde o kadar açık bir şekilde görünüyor ki ben kendi arabamla defalarca denedim 10 kilometre ile gittiğim zaman arabam ne kadar gidiyor diye. Yani kesinlikle öyle 10 kilometrenin falan çok üstünde bir hızla gidiyor. O yalana rağmen adam serbest bırakıldı. Üstelik dediğim gibi ehliyeti yetersiz. Ve trafik kanunu çok açık. Şunu söylüyor. Kavşak girişlerinde ve çıkışlarında geçiş önceliği her zaman yayanındır. Yayaya önceliği vermek zorundasınız. Durup beklemek zorundasınız bir şoför olarak. Ama şoförün bir başka yalana duruşmada benim arkamda su tankeri olduğundan dolayı ben su tankerini kontrol etmek zorundaydım. Daha evvel de işin ilginç tarafı da şu, ifadesinde şunu belirtiyor bize. Ben yayayı gördüm ama karşıya geçeceğini tahmin etmedim diye bir ifadesi var. Yani ben hukuk adamı değilim ama şunu çok net anlayabiliyorum ki sen yayayı görüyorsun yolun karşısında. Yolun karşısındaki yayanın karşıya geçmeyeceğini düşündüm diyorsun. Neye güvenerek bunu
söylüyorsun. Yani tamamen şansa mı bırakıyoruz biz olayları? İnsan hayatını şansına mı bırakıyoruz? Birinin şansına güvenmesiyle mi insan hayatının yok olmasına sebep oluyoruz diye düşünüyorum. Bir şoförün de birinci görevi yoldan gözlerini ayırmamaktır. Olayı yaratan şoför, traktör sürücüsü yanındakilerle koyu bir sohbete dalmış. Kesinlikle yola hiç bakmadan, yani bunu kamera kayıtlarında da seyredebilirsiniz, o kadar açık ve net görünüyor ki. Yola hiç bakmadan, yol güvenliğini tamamen es geçerek kızımın ölümüne neden oluyor. Ve dediğim gibi ben 7 kilometre ile 10 kilometre ile gidiyordum diye bir ifadesi var. Tamamen yalan bir ifade. Çünkü ben de bir sürücüyüm. 7 kilometre ile ya da 10 kilometre ile giden bir arabayla benim kamera kayıtlarında seyrettiğim traktörün hızı arasında çok büyük fark var. Bana göre çok daha üstünde bir hızla gidiyor orada. Ama hepsinden önemli olan şey şoförün yola hiç bakmaması. Sezen'i gördüğünü ifade ediyor ve yola çıkmayacağını düşündüğünü söylüyor. Benim kızım da bir sürücüydü ve kamera kayıtlarında dediğim gibi o kadar açık ve net görünüyor ki bu. Sezen yolu kontrol etmeden yola çıkmıyor. Yolu kontrol ettiğinde, görüntü kayıtlarına baktığınızda yolun o esnada bomboş olduğunu görüyorsunuz. Yol uzunluğu 11 metre 70 santim ve Sezen yolun 10,5 metresini tamamlıyor. Yani bu da yaklaşık 10 saniyeye yakın bir zaman demek. Yolu bitirmiş bir yayaya siz 10 saniye nasıl bakmazsınız yola, nasıl görmezsiniz? Ama dediğim gibi yanındakilerle koyu bir sohbete dalmış. Ehliyeti yetersiz olmasına rağmen o traktörün üstüne çıkmış bir sürücü ve mahkemede yalan ifadeler veren bir sürücüden bahsediyoruz. Açıkçası bu sürücünün tutuklanmaması bizi çok yaraladı. Hala da yaralamaya devam ediyor. Evet, kızım bu sene Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümünü bitirmişti, mezun olmuştu. 5 Temmuz'da da mezuniyet törenine katıldık hep birlikte. Sezen orada birincilik ödülünü de almış çünkü okulunu birinci olarak bitirdi. Hocaları tarafından da çok sevilen bir öğrenci olduğu için, başarılı bir öğrenci olduğu için Sezen'in bir TÜBİTAK projesinde görev almasını istedi hocaları. Sezen de onu seve seve kabul etti. Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında, süt teknolojisi bölümü laboratuvarlarında yürütülen bir TÜBİTAK projesinde görevliydi. Sezen onun için okula gidip geliyordu her gün. O gün de gene bu projedeki işi için okuldaydı. Evet, ben bunu Savcı Bey'le, iddianameyi hazırlayan Savcı Bey'le de görüştüm. Savcı Bey'in bana ifadesi şöyle oldu. Aynen aktarıyorum size onu. Ben kendim olay yeri incelemesini yaptım. Metreyi elime alıp kendim ölçtüm yolu. Yolun 11 metre 70 santim olduğunu, Sezen'in de 10,5 metresini yolun tamamladığını ve üniversiteyi eğer biliyorsanız o 10,5 metrelik yolu tamamladığı yerde de artık kaldırımla bisiklet yolu vardır o arada. Bisiklet yolu da dubalarla çevrilmiştir. Sezen artık bisiklet yoluna ulaşmış, yani yolu tamamlamış. Ve bu meyanda yolu tamamlayan bir yayayı daha evvelki ifadesinde gördüm ama geçeceğini düşünmedim diyen bir insan, yolun 10,5 metresini tamamlayan, yani 10 saniye boyunca o yolu kat eden bir insan maalesef traktörün altında kalarak hayatını kaybediyor. Neden? Çünkü traktör sürücüsü asla yola bakmıyor. Dediğim gibi kamera kayıtlarında o kadar açık ve net bir şekilde görünüyor ki bu. Hiç yola bakmadan traktörü sürmeye devam ediyor. Zaten yola bakmış olsa Sezen bomboş yolda karşıdan karşıya geçmiş ve yolu tamamlamış bir yayayı görecek. Yani kurallara riayet etmiyor. Ehliyeti yetersiz, hız konusunda kesinlikle yalan söylüyor. Yani ne söyleyebilirim ki ben daha başka bu konuda? Baştan sona ihmaller ve sorumsuzluklar zinciri diyorum ben buna. Yani ve başka eklemek istediğim bir şey daha var.
Bana göre bu olay taksirle insan öldürme suçundan yargılanıyor şu an bu sanık. Ben asla bunun taksirle insan öldürme olduğunu kabul etmiyorum. Bana göre bu bir olası kast. Çünkü dediğim gibi adam bütün ifadelerinde yalan söylüyor. Sezen'i gördüğünü söylüyor. Geçmeyeceğini düşündüm diyor. Sen eğer bir yayayı karşıda görüyorsan ve geçmeyeceğini düşündüm diyorsan, işte tekrar ediyorum, neye güvenerek sen geçmeyeceğini düşünüyorsun, şansına mı güveniyorsun? Eğer sen bunu söylüyorsan, aynı zamanda şunu da düşünüyorsun demektir bana göre. Dediğim gibi ben bir hukuk insanı değilim ama mantığımı kullandığım zaman bana şunu da düşündüğünü düşündürtüyor. Eğer geçerse yaya, yani o kaplamaya inip yolun karşısından karşısına geçerse, sen bir olası kazanın nelere yol açabileceğini biliyorsun. Çünkü devletimiz ehliyetleri verirken insanlara, yoldan karşıya karşıya geçen insanların kaza anında canlarına da mallarına da bir zeval geleceğini bildiği için ilk önce sürücülere yoldan gözlerini ayırmamalarını zorunlu kılar. Sen yola kesinlikle bakmıyorsun. Dediğim gibi evlat acısı çok zor bir olay. Allah hiç kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Temennim bu. Ailemiz, yani eşim, küçük kızım ve ben, yani çok büyük bir boşluğun içerisindeyiz şu an. Bu boşluktan nasıl çıkarız onu da bilmiyorum. Ben buradan bütün sürücülere seslenmek istiyorum. Ben de bir sürücüyüm. Benim babam ve abim de sürücü. Babam rahmetli oldu ama iyi bir şofördü. Abim de tır şoförüdür. Kendilerinin bana öğretmiş oldukları, benim de Sezen'e öğretmiş olduğum bir şey var. Onu söylemek istiyorum. Araç kullanmak, araba kullanmak gerçekten çocuk oyuncağı değil. Çok dikkat ve çok sorumluluk gerektiren bir iş. Kurallara da uyduğunuz zaman böyle acıların yaşanmasını önleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve sürücülere de şunu da hatırlatmak istiyorum. Kullandığımız araçlar bir yayaya çarptığı zaman, yani istemediğimiz halde bir kaza oluşumunda, o yayanın yaralanmasına ya da ölümüne neden olabilecek bir silaha dönüşebiliyor bizim altımızda. Hiçbir yaya gidip bir otobüse, kamyona ya da traktöre tekme atıp, kafa atıp o traktörün, o otobüsün, o kamyonun ölümüne neden olamaz. Ama sizlerin, bizlerin kullandığı araçlar bir yayaya çarptığında o yayanın ölümüne neden oluyor. İşte bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Kurallara da kesinlikle riayet etmeliyiz.